Civa ile yıkanmak gibi. Cam kırıklarından yataklarda uyumak gibi. Göğsüne öküz oturmuş da hatta bir iyice kaykılmış, bir daha da kalkmayacakmış gibi. Aşk acısını size anlatacak bir sürü afilli cümle kurabilir, yakışıklı benzetmeler yapabilirim artık. Artık diyorum, ben de yeni tattım da ondan. Bundan bir ay evvel hiç bilmezdim nasıl bir şey olduğunu. Er geç herkesi gelip bulacak bir gün derlerdi. Eyvallah abi. Geç buldu beni şerefsiz. Ulan ne de güzel bir gündü aslında. Böyle bahar güneşli, kuşta cıvıltılı, demli çaylı filan. Böyle çocuk kitapları gibi. Stabil. Öyle. Sanki dünya hep böyle güzel kalmaya yemin etmiş gibi. Ne de güzel bir gündü. Bundan bir ay önce. Alo. Geldin mi sen? Ha, geldim ben, buradayım. Çok yaklaştım, geliyorum. Bana bir kahve söyle. Tamam. Kudret abi bir orta. Yok yok, sade olsun. Demir gibi. Ha. Tamam. Kudret abi sade oldu. Demir gibi olsun. Ne haber? Karışık tost mu gördün rüyanda? Niye illa bura? Niye eve gelmedim ben? Uyurduk ne güzel. İçim şişti zaten feribotta. Bandırmaya ne zaman gidip gelsem... Kabuz zaten... oluyorsun zaten. Biliyorum. İyi. Bir şey demedik. Kahve yeter Kudret abi. Tost istemem. Nasılsın? İyi, şükür. Sen? Neyin var senin? Yok bir şey. Var da. Nasıl anlatacağımı bilemiyorum. İçki mi içtin sen bu saatte? İyi, sen içki içmezsin ki. Oysa sen içirmek için çok uğraşırdın. Uğraşırdım. Aile şu dili geçmiş zamanın sebebini öğrenebilir miyim bebeğim, ha? Ne oldu, biri mi öldü? Ben öldüm. Aile, Allah'ını seviyorsan ne oldu söyler misin? Anlatırım. Ama önce sen anlat istersen. Anlat bakalım, bandırma nasıldı? Annen. Dizleri ağrıyor mu yine? Yine varayola söylendi mi? Başının etini yedi mi? Ya da bir söyleyip beş güldü mü? Ha bak, bu çok değişik olabilir de. Şenollar hala bıraktığın gibi mi? Hiç değişmemişler mi? Bir baltaya sap olamamışlar mı? Yine bira içip eski günleri yad ettiniz mi? Doğmuşsun sen bebeğim. Doğdum. İyi de iki gün önce bıraktım da böyle değildi. Hep böyleydim Ersan. Hep böyleydim. Sen görmüyordun. Sen yokken ben biraz düşündüm. Ve bir karar verdim. Ben senden ayrılmak istiyorum Ersan. Ne oluyor ya? Ne oluyor? No. Of. Midem bulanmış. Tamam, dur dur dur, tamam sakin ol. Bir dakika dur, bende kolonya var, bir dakika. Bir dakika dur. Tamam dur. Hah, al kafa. Kafanı geri bırak böyle rahat. Kasma kendini. Kasma diyorum tamam, ya. Tamam, bu şekilde nefes alamıyorum. Bir dakika, daha çok başım dönüyor. Tansiyon mu vereyim mi Dilaltı? Ay, yüksek bilmiyoruz ki. Düşükse bir tuz kaynağı getirsin Kudret. İyiyim, iyiyim ben, iyiyim. Tamam. Hayır. Böyle pat diye söylenirim ya. Ne alacağım ben galiba? Ersan. Sen sakin olur musun lütfen? Bak kalkıp gideceğim şimdi ha. Gitmişsin zaten. Gitmişsin ya zaten. Daha ne kadar gideceksin? He? Biz şimdi senle ikimiz ayrıldık, öyle mi? Bitti yani. Ersan sakin ol lütfen. Sakin mi? Sakin mi? Ne oldu? Ha? İki günde birini buldun değil mi?
sen beni hiç tanımamışsın. Ben de düşünüyorum. Ay diyorum 4 yıl oldu. Biraz çaba harcayayım, şöyle yapayım. Yazık mı oluyor, bilmem ne mi? Ama bu soru var ya, bu soru. Yok yok. Bu soru var ya. Hayır. Sormadım ki öyle bir şey. Bu her şeyi bitirdi. Sormadım bebeğim. Bırak. Gerçekten sormadım. O kadar bebeğim. Da doğru bir karar. Gerçekten bırak. Sormadım. Sormadım. O kadar. Sormadım. Bırak Allah aşkına. Bırak. Bırak. Ya yapma. Ben tost istedim mi? Ben tost istedim mi? Ben özellikle tost istemiyorum dedim. Ben sadece kahve yeter dedim. Tost istemiyorum dedim. Burada kimse kimseyi dinlemiyor mu? Hepiniz ölmüşsünüz. Haberiniz yok. Bıktım ulan hepinizden. Bıktım. Her gün böyle koka koka oturmanızdan. Şu bulaşık suyu gibi çayınızdan bıktım. Kaşarlı tostunuzdan. Benim hayatımı ekmek arasına koyup yediniz mi? Ekmek arasına koyup yediniz. Bu kadınlar var ya. Bu kadınlar her Allah'ın günü burada oturup okey oynuyorlar. Oynamaya da devam edecekler. Ben öleceğim. Bunlar burada okey oynamaya devam edecekler. Aa, koptu valla. Hayatımı kin ettiniz ulan. İzin ettiniz. Aile dur lütfen. Aile lütfen. Hızlı yürümez misin? Bulanıyorum hala. Aile bir şey söyleyeceğim. Sen niye insanları kızıp bana incini benden çıkarıyorsun bebeğim? Bana bebeğim deme. Hadi lütfen, ne olursun. Gel lütfen evimize gidelim, böyle sokak ortasında. Eve gidelim değil mi? Tabii eve gidelim. Biz hep eve gidelim. 4 yıldır. O evden hiç çıkabildik mi acaba? Ersan, ha? Sen beni de kendini de o eve gömdün. Bir kerecik ya, bir kerecik başımızı alıp bir yere gidebildik mi? Bir kerecik şu çay bahçesinden başka bir yerde oturduk mu ya? Hep aynı masa 4 yıldır. Hani o hayatının anlamı olacak olan romandan bir satır yazabildin mi? Edebiyatın bir taraflarına koyacaktın. Öyle diyordun, edebiyatın bir taraflarına koyacağım diyordun, hatırladın mı? Tanecik arkadaşımız yok ya. Senin iki hımbıl arkadaşından başka dostumuz yok. Ben arkadaşlarımın yüzünü unuttum ulan. O çeviriden bir kere kafanı kaldırıp dedin mi ki? Bu kız ne halde? Ama o bizim ekmek paramız. Ha bir de Bakkal Hüseyin'den 50'lik bira. Yarası oldun sabahlara kadar. Koca dünya bundan ibaret. Sadece bundan ibaret. Oturduğun koltuğun ortası çöktü be. Popon yer etti koltukta. Böyle duruyor koltuk. Yok ben böyle yaşamak istemiyorum. Ben böyle yaşamayacağım. Nefes alamıyorum ben. Böyle yaşamak istemiyorum. Lütfen ellerim. Lütfen ağlama. Ağlama ama bak sen ağlayınca ben kendimi çok kötü hissediyorum. Sen niye söylemedin bana? Çok sıkıldım demedin, tatile ihtiyacım var demedin. Dedim Ersan. Dedim. Söyledim ama sen beni duymazdan geldin. Çünkü yaşamaya gücün yok senin. Beleş mezar bulsan içine gireceksin ama beni de çekeceksin yanıma. Ben 29 yaşındayım daha. Ben 29 yaşındayım. Emekli teyzelere döndüm. Şuradaki teyzelerden hiçbir farkım yok benim. Görmüyor musun? Görmüyor musun? Hiçbir zevki kalmadı, hiçbir keyfi kalmadı yaptığımız hiçbir şeyin, hayatımızın hiçbir şeyin. Her şey pürsüdü. Sevgimiz bile. Bak, sevgimiz deme. Sevgimizi karıştırma, ben sana hala aşığım çünkü. Ersan, lütfen Allah, lütfen.
Yalvarıyorum. Bırak artık beni. Tutamıyorum ki Ayla. Nasıl bırakayım? Ayla. Ayla ben sensiz ne yapacağımı bilmiyorum Ayla. Biliyorum. Bu benim içimi daha çok acıtıyor zaten. Ama sen de beni anla. Lütfen. Nefes alamıyorum artık, boğuluyorum. Ersan sen de beni anla. Sen yokken ben eşyalarımı topladım. Fasulye yaptım. Pilav da var dolapta. Bir iki gün yeter sana onlar herhalde. Müge'lerde kalacağım bu süre zarfında. Beni aramazsan sevinirim. Ben sonra ararım seni. Ya da aramam. Bilmiyorum. İnşallah iyi oluruz. Hadi. Sen de çok üzülme.